Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Karay ile detaylı geometri kampının 11. haftasının 4. dersindeyiz. Yani bu haftanın son dersindeyiz. Paraya kenarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızda da sayfa numarası 112, 113 ve 114 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Buradaki özellikte kalmıştık. Buradaki özellik diye geçmeyelim. 5 yıldız koyuyorum buna. Çünkü siz alanla ilgili bu temel yapıları falan çok iyi bir şekilde anladınız. Alan dağıtmayı da çok iyi bir şekilde anladınız. Buna niye 5 yıldız koyuyorum biliyor musun? Alanla ilgili soru yapamadığın zaman hemen şu 5 yıldızlı alan özelliği var mı diye bak. Ne diyor? Bu paralel kenarda tepede bir nokta tabanda da bir kenarına da ait bir üçgen oluşturduğumuz zaman bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. İspatları basit. Hocam şuraya bir yükseklik çizersek a çarpı h bölü 2 üçgenin alanı a çarpı h bölü 2. E, paraya kenarın alanı da a çarpı h oranladığın zaman ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Yani üçgenin alanının paralel kenarın alanına oranı 1 bölü 2 yaptı mı yaptı. Ya da daha farklı bir ispat. bu Çünkü bu ispat yöntemlerini sorularda kullanıyoruz. Arkadaş iki paralel doğru arasında bir üçgen olduğu zaman alan kaydırması yapabiliyorduk. Tabanı sabitledim. Tepe noktasını istediğim yere oynattım. Ya sola ya sağa fark etmez. Hadi en sola çekelim. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde üçgen oluştursam. işte tam olarak burası. Bak bu üçgen. Hocam bu üçgen de paralel kenarının yarısıydı. Yani S/2. E, bu üçgenin alanı ile bu üçgenin de alanı birbirine eşit olduğundan işte tüm alanın yarısı olduğunu bu şekilde de ispatlayabiliriz. Yalnız bu sadece burada mı geçerli? Hayır. Bizim paralel kenarımız şöyle olduğunda şu tepe noktasını burada seçtiğimizde de bu yine tüm alanın yarısına eşit olacaktır. Hatta bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz dostlar. Bakın bu da ince noktalardan biri. Tamam şunu öğrendik. Buradaki alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. E hocam badem bu alan tüm alanın yarısı. Geri kalan beyazlar da tüm alanın yarısı yapmaz mı? Yapar. Yani şuraya A buraya B diyecek olursam. Hocam bunlar tüm alanın yarısı. e Burası da tüm alanın yarısı. Buraya da A artı B mi kalır? Evet. Hatta burada şöyle de yorumlayabiliriz artık bundan sonrasını. Paralel kenar gördüysek buradaki tabanlara göre atıyorum 2K atıyorum 3K ise. Hocam 2K'da kalan 2A 3K'da kalan 3A. E burası da 5K ya. E hocam ya şöyle diyebiliriz. Bu alan tüm yarısı geri kalanlarda yarısı buraya 5A kaldı diyebiliriz. Ya da paraya kenarda ters düz üçgenlerde de böyle tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtabiliyoruz ya. 5K'daki 5A'da yazabiliriz. Bu da ikinci bir ispat olmuş. Üçüncü, üçüncü bir ispat olmuş olur hatta senin için. Evet anladık mı mantığı? Anladık. Yani sen alan dağıtmadır odur budur her şeyi öğrendin ya. Buna 5 yıldız koydum. Sebebini de söylüyorum. Alanla ilgili bir soru yapamadığın zaman buna odaklanacaksın kardeşim. Tamam. Evet hadi bakalım. Şimdi sorusuna bakalım. Sorulara bakalım daha doğrusu. BF'yi 4 vermiş. AC'yi de kaç vermiş? 6 vermiş. EC'yi 6 vermiş. E hocam burada bu tabana ait yükseklik var. Hemen üçgen oluşturalım. Normalde bak bu çizgiler böyle yasaktı. Ama alanda ayrı bir mantık yapıyorduk. E, taban ve tabana ait yükseklik olduğu için hemen bir üçgen oluşturdum. Hocam bu üçgenin alanı bulabiliriz. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den burası 12 oldu. E bu alan tüm alanın yarısı değil miydi? Çünkü bak şuradan bir nokta alınmış. E o zaman alanda ne olacaktır? 2 çarpı 12 yani 24'e eşit olacaktır. Sonraki soru. Alan dağıtmalar var hocam. Evet. Burası 3K burası da 2K. FB uzunluğuna 2K. AF uzunluğuna 3K yazdık. E ister K'lara göre dağıt ister çift çizgilere göre dağıt. Yani başlangıcını istediğin yerden seçebilirsin. Ben K'lara göre başlıyorum. 2K'da kalan 6 ise tepe noktası K. Hop şöyle bir üçgen oluşturdum. 3K'daki de kaç yapar? Bak 3 katı 3 katı. Yani burası 9 yapar. Sonra çift çizgi ki Yani şuraya A diyeyim isterseniz. A'da kalan ve A'da kalan geçiş yapacağım. Hocam A'da kalan tepe noktası A'ya göre baktığımda hop şurası da aynı şekilde olur. A'da kalan 6 değil. Tepe noktası A'ya kadar geldiğinde 15 yapıyor. A'da kalan 15 ise A'da kalan yine nedir? 15'tir. Evet tamam şurayı da bulduk. 15. Şimdi benden ne isteniyor? Tüm alan isteniyor. Hocam şu alan tüm alanın yarısıydı. E o zaman tüm alanın yarısıysa 15 burada 15 burada 30 burasıysa tüm alanda 30'un 2 katı yapar. Yani 60 yapar. Evet örnek 13. 60 oldu geldik örnek 14'e. Basit bir soru. Hocam şunlar eşit bunlar eşitse bir paralellik sağlandı mı sağlandı. Benzerlik alan ilişkisi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A ise burası 3A. Ya da bunlar eşit olduğunda A, 3A, 5A diye gitmiyor muydu? Gidiyordu. E hocam burası 4A ise tüm alanda 8A mı yapar? Evet. 8A'yı 72 vermiş. A'da buradan kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Benden şu dörtgenin alanı isteniyor. 3A isteniyor yani. A kaliyenin alanı. A yerine 9 yazarsak cevap neye olur? 27 olur. Evet örnek 14. 27 geldik örnek 15'e. ABC'de paralel kenar. Tamam. Oranlamalar verilmiş. Hocam burada şuraya A dersem. Bak MN bölü CD demiş. Burası 4A. Sonra burada da KL bölü AB var. KL yani 3B ise burası da ne olacak arkadaşım? 5B olacak. Normalde bak yamuk alan formülünü öğrensek alt taban artı üst taban formülünden yapabiliriz. Ama daha onu öğrenmedik. Boş ver bildiklerimizden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışalım. Hocam bir kere burası 5B burası 4A. Bunları birleştirelim. 4 ile 5 nerede birleşiyor? 20'de. E ben burayı 20K diyecek olursam 4A 20K ise A'yı buradan 5K buluruz. Hocam 5B de buradan 20K ise K buradan 4K gelir. K yerine 4K yazarsam burası da 12K mı oldu? Evet. Şimdi burada oranlamalar var. Bu oranlamalara göre alan dağıtalım. Hop şöyle çizsek. Hocam üçgende alan dağıtıyorum. 12K'da kalan 12A ise 5K'da kalan da 5A olur mu? Olur. Tamam bunu bulduk. E sonrasında ne yapacağız hocam? E buradaki oranlamalar yok. Öyle kafanıza göre belki yazarsanız çıkabilir. Doğru sonuca ulaşabilirsiniz aslında ama tam doğru bir şey yapalım. Biz şimdi bakın şöyle şuraya göstereyim. Ben şuradaki üçgenin alanına odaklanıyorum şu anda. Buraya 12A bulduk. Bu 12K'da kalan. E bunun tamamı kaç? 20K değil mi? Evet. E hocam 12K'daki 12A ise 20K'daki şu büyük üçgenin alanında 20A yapmaz mı yapar. E bu da tüm alanın yarısı. Tüm alanda kaç yapacaktır o zaman? 40A yapacaktır. Benden KLMN yani 17A bölü alan ABC'de isteniyor. Alan ABC'de de ne bulmuştuk? 40A bulmuştuk. Ve cevap böylelikle 17 bölü 40 mı çıkıyor dostum? Evet. Cevap 17 bölü 40 oldu. Geldik 16'ya. A soruya bakınca direkt dikkatini büyük ihtimalle şu şey çekiyordur. Bak dikkat söylemlerime de dikkat. Hocam 6 var 10 6 var 10 var. Sakın hocam kelebek var kelebekte oran 6 bölü 10 deme. Çünkü benzerlik alan ilişkisi benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Alanlar oranının karesi benzerlik oranına eşit olacak. Yani burası kök 6 k'ya burası kök 10 k. Valla çok garip sayılar geldi büyük ihtimal buradan çıkmayacak. E ne yapacağız sıkıştık. Alan dağıtmayla sonuca ulaşamıyorsak ne yapacağız? 5 yıldızlı alan hikayesine bakacaksın. Var mı öyle bir şey? Var tabii ki. Bak hocam şuradaki üçgen bizim tüm alanın yarısı değil mi? Evet. E o zaman şuradaki boşluğa da bir A diyelim. Paralel kenar alanın yarısı A artı 10 artı X mi? Evet. A artı 10 artı X. E hocam aynı şekilde şuradaki üçgende de bizim bu olay yok mu? Var. Şu mavi alanda tersten tüm alanın yarısı değil mi? Evet. E yani tüm alanın yarısı o zaman A artı 6 artı 8 değil mi? Aynen öyle. A, ne oldu? Her ikisi de paraya kenar alanın yarısına eşit oldu. Demek ki bunlar birbirine eşit. A'lar nanay. 10 artı x 14 ise x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Örnek 16 4 çıktı. İşte sıkıştığınız zaman lütfen buna dikkat. Geldik örnek 17'ye. Hmm, hocam alan 6 verilmiş tüm alan isteniyor. Açı ortaylar var. Açı ortayın biliyorsun Açı ortayla ilgili böyle ilk videoda bir şeyler söyledik. Bir, açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir İki, bir de ispat yapmıştık. O kolları çizilen dikmelerden de yapabiliriz. İstersen burada kolları çizilen dikmeler. Hocam burası H. işte burası da H. Ondan sonra A burada da yok. Şurası H pardon. Şöyle değil mi? Hocam burada da kolları çizilen dikmelere H deyip sonuca ulaşabilirsin. Şöyle A çarpı H bölü 2 6'ya eşit hocam. Paraya kenarının alanında A çarpı 2H değil mi? Paralel kenarın yüksekliği yapıyor. Çünkü bu doğrusal olmak zorunda. Bu da buraya dik. Bu da buraya dik. A çarpı 2H nedir? diye oradan sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu olsun. Peki ikinci yol? E biz açı ortaylar görünce dik kesildiğini biliyoruz ve orta taban üzerinde. Hocam orta taban böyle mi? Hayır. Nereden geçiyordu? 90 içinden geçiyordu. O zaman 90 içinden geçirelim. Hop şöyle yani şu kenarlara paralel olacak. Ana ne çıktı? Bak bu alan şuradaki paralel kenarın yarısı olmadı mı arkadaşım? Evet. E burası 6 ise bu alan 12 olur. E bu dik ve ortaman üzerinde kesecek dedik. Tamam. Ortaman çizdik ama buradaki eşitliği göstermedik. Hocam çift çizgi paralel kenarında kalan 12 ise diğer çift çizgi paralel kenarındaki kalan yine 12 olmaz mı? Kesinlikle olur. Çünkü birer kenarları ortak olan paralel kenarlarda bu şekilde alan dağıtımı yapabiliyorduk. Üçgen mantığından dolayı değil mi? Onun mantığını söylemiştik. E o zaman çift çizgideki 12 ise çift çizgideki 12 yapar tüm alan nedir diye soruluyor bize. Cevap 24 yapar. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. İki farklı çözüm de yaptık size. Geldik örnek 18'e. Aa hocam oranlamalar var. Diğer taraftaki oranlamaları da bulup acaba alan dağıtabilir miyim? Diye aklından geçmiş olması lazım. Büyük ihtimalle böyle olması lazım. Şahsen ben bu soruyu görsem o benim aklıma gelir. Bu arada bu soru aynısı benzeri kare konusunda soruldu sanırım 2004 falan olması lazım ve 2004'teki en eleyici soruydu. Karede sorulmuş ben bunu nerede sordum? Paraya kenarda sordum. Ve yani buradaki soruların ayrıları dikdörtgende karede de karşına çıkacak unutma. Hatta karede köşegen uzunluğunu sormuştu. Çünkü karenin alanını bulduktan sonra bir kenar çıkar bir kenar çıktıktan sonra da köşegen uzunluğunu bulursun zaten. E burada ne yapacağız hocam? Hadi buradaki oranlamayı kullanayım. Hocam şuradan bir paralel çıksam. Aa kelebek çıktı. Kelebek çıktı eyvallah. Burada da bir ort taban çıktı. K ise 2K. Ama buradaki oranı biliyor muyum? Bilmiyorum. Zaten bak şöyle dikkat et. Başka yerde oran moran bulamıyorum. Sıkıştım kaldım. Sıkıştığım zaman ne yapıyorum? Bizim 5 yıldız alan var mı diye bakıyorum. Eğer bir paraya kenarda böyle herhangi bir şekilde oran yoksa büyük ihtimalle o 5 yıldızlı alan şey muhabbeti vardır. Bak buradaki nokta buraya gelmiş. Hocam işte burası 5 yıldızlı alan. Yani bu alan şuraya A diyecek olursam tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Hemen buraya geç kardeşim tamam mı? E paralel kenar alanın yarısı A artı 15 ise paralel kenar alanı ne yapıyor o zaman? 2 katı 2 A artı 30 mu yapıyor? Evet. E hocam ben buradaki eşitliği kullanmam lazım. Bu eşitliği nasıl kullanacağım? Gençler şu da bizim temel yapılarda vardı. Böyle eşit böldüğü zaman bu alan tüm alanın dörtte biri değil miydi? Evet. Paralel kenarın dörtte biri de neye eşit olacak? A artı 4'e eşit olacak. O zaman paralel kenarının alanı da 4 katı olacak. Yani 4A artı 16'ya eşit oldu. E şimdi ne yapacağız? Hocam bak bir şeyler çıktı. Ne çıktı? Burada her ikisi de paraya kenarının alanı. Attık bunu buraya attık bunu buraya. Yani buradan 14 eşittir 2A geldi. A'yı da kaç bulduk? 7 bulduk. A'yı 7 bulduk yalnız dikkat. Bizden ne isteniyor? Paralel kenarın alanı. Bak bu alan yarısı. Yani bu alan kaç? 22. Bu alan 22 ise paralel kenarın alanı da 22 çarpı 2'den kaç çıkacaktır? 44 çıkacaktır kardeşim. Evet örnek 18'i 44 bulduk. ÖSYM kendini tekrar eder. Karede böyle bir soruyu sordu. Niye paralel kenarda sormasın, değil mi? Evet örnek 18, 44 bulduk. Geldik örnek 19'a. Şimdi bunlar birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. Buraya 14 vermiş benden de buradaki x alanı nedir diye soruluyor. Hocam bir alan dağıtması yapacağımız belli oranlamalar var burada. Hadi alan dağıtalım. Üçgen mi üçgen yok üçgen oluşturalım o zaman. E o zaman şöyle diyelim arkadaş. Çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alan A diyeceğim ama şuraya bence A dersem çift çizdeki alan A artı X ise hocam çift çizdeki alan A artı X olacak. E başka da alan dağıtım yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman neye dikkat edeceğiz? 5 yıldızı boşuna koymadım kardeşim. Ben ben bu şekilde öğrendim. Paraya kenarda alan dağıtmayı biliyordum onu biliyordum bunu biliyordum. Sonra soru geldiği zaman yapamıyordum. Sonra kendimi şartladım. Ulan sorusunu yapamıyorsam. Çünkü ben üçgeni çok iyi biliyorum. E alan dağıtmalı soruları da temel yapıdaki soruları da çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. E o zaman dedim ki kendi kendimi kodladım. Ya kardeşim ben bunu yapamıyorsam şuna bir 5 yıldız atayım. Çünkü yapamadığım sorular hep bundan çıkıyordu alanla ilgili sorular. Bu tüm alanın nesi olacak? Yarısı olacak. İşte şuradaki alan tüm alanın yarısı. E hocam bu alan tüm alanın yarısı. Yani bu alan tüm alanın yarısı ya. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı olmuyor muydu? Evet. E A artı X. Yani şunu diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey. Burası A burası B ise burası da A artı B olmuyor mu? Evet. Bak iki katını yazınca bir şey gelmedi. Hemen şöyle düşündüm. Bu yarısı geri kalanlar da yarısı. A artı X. Geri kalanların toplama. Yani A artı 14 eşit olacak. A'lar nanay. Böylelikle X'i de kaç bulduk? 14 bulduk arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Merak etmeyin. Evet örnek 19 14 çıktı. Geldik örnek 20'ye. Neler var burada? Bir kere iki tane paralel kenar verilmiş. Şekil karışık gibi duruyor ya. Paralel kenarları şöyle bir belirleyelim o zaman. Hocam bir tane paralel kenarımız bu. Diğer paralel kenarımız da hangisi? Şurası kardeşim. Şunu tam çizemedim. Hop şöyle. Hop şöyle. Öbür paraya kenardan mavi ile göstersem büyük ihtimalle rahat bir şekilde fark edeceksin sorunun çözümünü. Şimdi gençler e tamam oranlama yok hiçbir şey yok o zaman 5 yıldızlı alan özelliği var mı diye bakacağız maalesef yok. E, ne yapacağız? Genelde bak dikkat edersen üçgende de aynı şeyi yapıyoruz paraya kenarda da. Arkadaş ben şuradan şunu şöyle çizsem aa ne güzel oldu değil mi? Şu alan kırmızı paraya kenarının alanın yarısı oldu mu? Oldu. Hocam bu yarısı geri kalanlar da yarısı değil mi? Yani şuraya a dersem bak burası a ya Kırmızı paralel kenarda bak. Burası A. Hatta ben bunu siyahla göstereyim. Şu siyah A. Geri kalan boşluklar da aynı olmak zorunda değil mi? Evet. E o zaman tamam. Yani burasıyla burası birbirine eşit olacak. A artı 2 artı X. Yani burası A artı 2 artı X olacak. Peki. Kırmızı paralel kenarı kullandık. Bunun yarısı olmasını kullandık. Şimdi maviye odaklan. Gözünüz şaşı olacak ama bir buna odaklandık. Tamam bitti. Unut kırmızıyı maviye odaklan. Mavide de var mı öyle bir şey? Var hocam bak işte tam olarak burası yine paralel kenar alanın yarısı değil mi? Evet yani burası da paralel kenar alanın yarısı. Burada da geri kalanlar da paralel kenar alanın yarısıdır. Yani a artı 2 artı x bu yarısı geri kalanlar da yarısı yapar mavide. a artı 3 artı 7'ye eşit olacaktır o zaman. E buradan a'lar ne oldu. X'i de kaç bulduk kardeşim? 8 mi bulduk? Evet. Çok karışık gibi gelir. O yüzden dikkat edin. Her zaman söylüyorum. Hemen hemen her soruda söyledim. 5 yıldızlı alana lütfen ama lütfen dikkat. Geldik bir nota. 5 yıldızlı alandan türetilmiş bir nota arkadaşım. Bu şekilde üçgen içinde bir nokta aldığın zaman karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir. Ve karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın yarısıdır. Nasıl hocam bu iş? Bak şimdi dikkat. Şu karşılıklı alanlar şöyle belirleyelim. Şu üçgen ve bu üçgen işte bunların toplamı tüm alanın yarısıdır. Hocam nereden çıkıyor? Bak, alan dağıtamıyoruz. Oran moran yok. O zaman 5 yıldızlı alan özelliği aklımıza gelecek. Hocam burada üçgen oluşturmuş. Burada üçgen oluşturmuş. Bu sefer şöyle bir paraya kenar oluştursak. Aa hocam burası S1 ise bunun tamamı nedir? 2S1'dir değil mi? Aynı şekilde bak burası S3 ise bu yarısı burası 2S3 olacak. Bak ne oldu? Paraya kenarında alanı 2S1 artı 2S3 oldu. Yani gerçekten şu karşılıklı alanlar toplamı paralel alanının yarısı oldu değil mi arkadaşlar? Küçük paralel kenarı 2S1 artı 2S3 bulduk. Eyvallah bunu ispatladık doğru mu? Doğru. İspat yöntemini görün sonra sıkıntı yaşamazsınız. Aynı şeyi aynı şekil üzerinde göstereyim. Mesela bu sefer S2 ve S4'e bakayım. S2 ve S4'e bakacak olursak da neler var burada? Şuraya bakacak olursak gençler aynı mantık. Üçgenler var hocam. Paralel kenar oluştursak. Şöyle bu sefer paralelkenar kenar oluştursak. Hocam bak ne güzel. Burası S4 ise bunun tamamı 2S4 çıkar. Burası S2 ise bunun tamamı 2S2 çıkar. Paraya kenarın alanı da 2S2 artı 2S4 mı çıktı? Evet. Gerçekten ikisinin toplamı da paraya kenar alanının yarısı oldu. E şu ikisi paraya kenar alanının yarısı. Bu ikisi de paraya kenar alanının yarısı. Demek ki ne oluyormuş gerçekten? Karşıtlı alanlar toplamları birbirine eşit ve paralel kenar alanının yarısı yapıyor arkadaşlar. Buna da ne koyalım? Şöyle 3 yıldız koyalım. Çünkü sıkıntı yaşadığınız zaman bununla da ilgili problem yaşıyoruz. Bununla da ilgili soruları kaçırıyoruz. O yüzden böyle sınavda çıkacağını çok zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz. Hani 5 yıldızlı alanı bilen bunu da genelde biliyor. Çünkü bak ispat hakkında kaldı bence. Değil mi? Haksız mıyım? Haksızsam yaz kardeşim yoruma. Tamam Hadi bakalım şimdi bunun sorusuna bakalım. Yani örnek 21'deyiz. Soruya baktığımız zaman soru çok karışık gerçekten. Hemen ne yapıyoruz? 5 yıldızlı alan var mı? Maalesef yok. Yani 5 yıldızlı alan şuradaki kalan var mı? Yok. E o zaman oranlardan falan alan dağıtabiliyor muyuz? Dağıtamıyoruz. Temel yapı var mı? Ya hocam şu yarısı sadece. E bu da yarısı ama buraları çok karışık ya. Nasıl yapacağız? E artık bir işlem yapalım. Şuraya bir A alanı dersek. Çünkü yarısı olmasını büyük ihtimalle kullanacağız. E başka bir şey var mı? Bak P noktası var. içeride saçma bir nokta var. A böyle P noktası olmuş ve Şöyle karşıtlı alanlar var mı kardeşim? Var. E hocam burada ne diyeceğiz o zaman? Şu 3 yıldız dedik ya biraz önceki özellikle. Yani şu ikisinin toplamı tüm alanın yarısıdır. Paralel kenar alanın yarısı nedir? 9 artı A artı X midir? Evet 9 artı A artı X'tir. E aynı zamanda hocam bak şurası da paralel kenar alanın yarısıydı. E bu da aynı zamanda A artı 12 de paralel kenarın alanın yarısı. Aa o zaman bunlar birbirine eşit. A'lar gitti. X artı 9 eşittir 12'den. X'i de kaç bulduk? 3 bulduk. İşte böyle ince sorularda bu şekilde bu sorularla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden 3 yıldızı da verip yani ne olur ne olmaz diye şey yaptım. Sınavda çıkacağını çok zannetmiyorum ama ne olur ne olmaz arkadaşım. Tamam. Evet örnek 21 bulduk. Geldik örnek 22. Ye. ABC'de paraya kenar. Oran verilmiş burada. Hepsi altta birleşiyor. Burası K. Burası 2K. Burası da 3K mı yaptı? Evet. EF'ye K dedik. KL'ye 2K dedik. AB uzunluğu da 3K oldu. Hmm, burası 3K. Yani burası da 3K o zaman değil mi? Tamam. E ne yapacağız? Kelebekte bir oran var. Kelebekteki oran 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4'tür. E o zaman hemen alanları yazalım. Burası A ise burası ne olacaktır? 4A olacak. E sonra ne yapacağız? Hocam alan dağıtalım. Kelebekteki oran 1 bölü 2 ya. Hocam A ise 2A, B ise 2B'yi yazdık. Üçgen oluşturalım bir yerden. Hop şöyle oluştursak. vallahi sıkıntı olacak arkadaşlar. Yine bunu bulduk daha sonra. Şu bizim şeyden gidebiliriz aslında. Şöyle şöyle bulduk yani. Bunu bulduk daha sonra bir de burada üçgen oluştururuz. Bu da yarısı hocam deyip oradan gidebiliriz. Aa, bu teknikle soru çözdüm. Bir de şuradan çözeyim bak dikkat et. Hiç bunlara girmeyeyim isterseniz. Şimdi dikkat edersen burada ne var? Hocam 2K'dan başlayayım istersen. 2K'daki tepe noktası bu. E, 3K'daki de alanı da oluşturabilir miyiz? Evet. Hocam şöyle yapsak. Hatta siyahla çizeyim. 3K'daki bu üçgenin alanında ne olacaktır? 2K'daki 4A ise 2 katı. 3K'daki de 2 katı 6A olacaktır. Aynısı yukarıda da var. K'de kalan A ise tepe noktası M. 3K'da kalan hop oluşturduk böyle. Hocam burası da 3A'dır. Değil mi? K'da K ise 3K'daki de 3A. A ne çıktı? Hocam karşılıklı alanlar çıktı burada. Şu ikisinin toplamı tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. 6A, 3A daha 9A. O zaman tüm alan kaç A yaptı? 10A yaptı. E alan LKM'de de belli mi? Belli. O da 4A. E buradan da ne geliyor o zaman? Şurası 1 bölü 2. Ondan sonra şu 9. Bir dakika 9. 18 yapacak ya burası. Niye onu yazdım ben oraya? Alan ABC'de burası 3A. 6A da kaç? 9A burası ikisinin toplamı. Tüm alanda 18A yapacak burası. E burası da zaten 4A. Yani bizden ne isteniyor? 4 bölü 18 isteniyor. 4 bölü 18 oranda nedir? 2'ye böl 2 2'ye böl 9. Yani cevap 2 bölü 9 çıktı arkadaşım. Geldik başka bir nota. Evet not nereden geldiğini de göstereceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir paraya kenarda bir köşe yere karşılıklı köşelerden çizilen dikmenler eşittir. Sebebi çok basit. Hocam bunun alanıyla bunun alanı aynı mı? Aynı. E bunların tabanları da aynı. Tabanları aynıysa yükseklikleri de aynı olmak zorunda değil mi? Kesinlikle öyle. Ya da Hocam şuraya alfa dersem paralel ya bunlar. E, Z'den dolayı burası da alfa çıkar. E burası alfa olduğu için alfa 90 buraya beta diyecek olursam alfa 90 burası da beta. Kardeş bir de burada ne var? Şurada alfa beta 90 alfa beta 90 bunların eşitliğini ispatlamaya çalışıyorum. Bunlar eşit değil bak. E hocam şunlar birbirine eşit. A 90'ın karşısındakiler eşit. E, dolayısıyla ne oldu? Bunlar eş üçgen çıktı. A, bundan dolayı alfanın karşısı çift çizgisi alfanın karşısı çift çizgi. Al sana iki tane ispat. Bunu anladık mı? Anladık. Aynı özellik bak dikdörtgende de geçerli. Karşılıklı köşelerden köşegene çizilen dikmeler birbirine eşit. Hatta buradan dolayı şu çıkıyor. Bir köşegenin üzerinde bir nokta aldığında ve bu noktaya ait karşılıklı köşelerden üçgenler oluşturduğunda bu üçgenlerin alanları birbirinin tıpkısının aynısı. Niye? Çünkü senin buradan çizdiğin yükseklikle buradan çizdiğin yükseklik aynı değil mi? Şu dikmeler eşit olduğundan dolayı. Hocam dikmeler aynı. E, tabanları da aynı. Tabanları aynı, yükseklikleri aynı olduğu için alanlar da birbirinin aynısı olmak zorunda. Hatta bak şuraya bakacak olursan, burada da bu noktada şuraya bakacak olursan, burada da tabanlar aynı, yükseklikler aynı. Yani şu üçgenin alanı ile bu üçgenin alanı aynı olmak zorunda. Yani paralel kenarın köşegeni üzerinde bir nokta seçtiğinde, köşelere gittiğinde böyle simetriği olan üçgenler ne oluyor arkadaşlar? Birbirinin tıpkısının aynısı oluyor. Bazen bununla da ilgili bir şeyle karşılaşabiliriz. O yüzden bunu da yazım. Evet alan A'ya isteniyor benden. Hmm. Şimdi ne var burada? 10'sa 10. Tanımını kullanacağız para kenarın. Ya hocam ne var burada? 10 tabanına ait yükseklik var. Alan da isteniyor. Hemen şöyle bir üçgen oluşturabilirim. Şu üçgenin alanı belli mi? Belli. 10 çarpı 4 bölü 2 yani 20. E hocam burası 20 ise eğer ya, köşegende bir nokta seçilmiş karşılıklı köşede gitmiş. Burası 20 ise karşı tarafı da 20 olmaz mı kardeşim? Olur. Çünkü tabanları aynı, yüksekleri de aynı, karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler aynı olduğundan dolayı. Hani sıkıştığınızda ispata böyle şey yapabilirsiniz. İspat yöntemiyle soru çözmene devam edebilirsiniz. Şahsen ben öyle yapıyorum. Sen de öyle yaparsın. Tamam Evet. Örnek 23. 20 çıktı. Geldik. Son özelliği bize. Gençler paralel kenarın köşelerinde oluşan üçgenlerin alanları paralel kenarın köşe açısını oluşturan kenarlar çarpımıyla doğru orantı. Mesela ben size bunu vermiştim değil mi? Bu tüm alanın 3 bölü 8'iydi. Bak burası 3 esken tüm alan 8 es. Dikkat et. Hocam bu nereden geliyor? Bak şu paralel kenarın köşelerinde oluşan açılarda kas çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılıdır. Niye? Çünkü kardeşim burası alfa iken burası 180 eksi alfa değil mi? Hatta burası da 180 eksi alfa değil mi? Şu ikisindeki oranı inceleyelim istersen. Bu alan ne? A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2. Hocam buradaki alan ne? Burada kalan da a çarpı 2b çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2 değil mi? E, sin alfa bölü 2'ler götürüyor. Çünkü sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa birbirinin tıpkısının aynısıdır. A'lar B'ler de gidiyor. Katsayılar çarpı 1, katsayılar çarpı 2. Bak 1 bölü 2 oldu. Gerçekten alanlar oranı 1 bölü 2. Burada da yapsam burada da götürecek zaten. O yüzden katsayılar çarpımında doğru orantılı oluyor. E hatta paralel kenarda ne var? Paralel kenarda da hocam burası 2B burası 2A ya. Şöyle bir üçgen oluştursan. Bak bu köşeye ait üçgen. Kasaylar çarpma. Burası da 4S olur. E 4S ise burası da 4S. Tüm alanda kaç S olur? 8S olur diyeceksin. İspatını gör anladık mı arkadaşlar? Anladık büyük ihtimalle. E o zaman ben burada kalanları yerleştirirken. Kasaylar çarpma 1 yani S. Kasaylar çarpma 2 yani 2S. Kasaylar çarpma 2 yani 2S. Yazdık. Paraya kenarı bulurken de ne yapıyormuşsun? Hocam burası 2A. Burası da 2B ya. Kas sayılar çarpımının 2 katı. 2 kere 2 4. Yani burası 8S olur. Sebebi tekrar söyleyeyim. Çünkü bir üçgen oluşturduğumuz hani 2 tane eş üçgen oluyordu ya bu. Ta ilk videoda anlatmıştım. 2 kere 2 üçgen olduğu zaman paraya kenarın köşesine ait. 2 kere 2 4. Burası 4S. Burası da 4S. Tüm alan 8S oluyor. E sen burada kalanları yazdın. S. 2S. 2S yazdın. Hocam 2 4. 5S yaptı. Buraya da kaç S kaldı o zaman? 3S kaldı diyebilirsin. Bu teknik gerçekten çok karışık sorularda çok hoşumuza gidiyor. Yani kullanıyoruz bunu. Senin de çok hoşuna gidecek. E, i̇spat da zaten sinüs alan formülünden geliyor. Bence bunu kullan. Hatta biz bunu üçgende de şöyle anlatmıştık. Böyle garip böyle şeyler varsa. Bir köşeye ait şeyler olduğu zaman kas sayılar çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılıydı. E, bunu kas sayılar çarpımıyla burayı yazdıktan sonra bunun kas sayılar çarpımıyla tamamını yazıyoruz. En büyükteki kas sayılar çarpımıyla da en büyük üçgene yazıp burada kalanları da bu şekilde dağıtıyorduk. İster alan dağıtmayla istersen bu şekilde yap diye de söylemiştik hatırlarsan. Bak aynısı. Aynısının laciverti. Bakalım örneğine. Oranlamalar verilmiş. Burası 3A. Burası 2A. Hemen yazıyoruz. FB 2A. CF 3A. Fenerbahçe değilim. Genelde FB görünce BF diye değiştiririm ama gözünden kaçmış kusura bakmayın. Yani öğretmenin takımı da olmaz. Siyaset de olmaz arkadaşlar. Ben bu görüşteyim. <laughs> FB'li değilim derken zaten soyadımdan bellidir. Logomdan da bellidir. Hangi takımı tuttum. Neyse. Takımım yok. Öyle bilin. Çünkü e, ya yani öğrencilerle ne siyaset ne de şeye hiç girmem arkadaşlar. Girilmez de. Benim içimde kalır. Çünkü biz size yön veriyoruz. Benden etkilenip de benim idolüme şey yapmayın yani. Neyse. Buradan 3A 2A'yı yazdık. Burası EB'nin uzunluğu B iken AE'nin uzunluğu da 2B'yi yazalım. B 2B. Hocam 3B ise burası da 3B. 5A ise burası da 5A mı? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kollar çarpımıyla doğru orantılı üçgenlerin alanı. 5 kere 2 10. Hocam burası 10A. 3 kere 3 9. 9A hocam burası. E, 2 kere 1 2. 2A hocam burası. Paralel kenarının alanına bak. Burası 5A. Burası da 3B. 5 kere 3 15. Kaç sayı çarptın 2 katı ya da üçgen oluşturdun. 15A burası. 15A burası. Toplam tüm alan kaç A yapıyor? 30A yapıyor. E hocam 19 21 ise boşluğa ne kaldı o zaman? 9A kaldı. E 10A belli. 10 a eşittir 20 ise a'yı buradan 2 buluruz. x de kardeşim 9 a yani a yerine 2 yazdığımızda cevap 18 çıkar mı? Çıkar. Evet örnek 24 18 çıktı ve geldik örnek 25'e. Ha ne yapacağız hocam burada? Ya öncelikle en zor soruyu size bıraktım. Çünkü bu videoda sana hadi şu soruyu yap demedim değil mi? Evet zor soru kaldı biraz sana ama Bak zor sorularla uğraşmak gerçekten iyidir. Bütün konuyu sana taratır. O yüzden şu soruyla bir uğraşır mısın? Bir uğraş, bir emek harca. Gerçekten güzel noktalar var. Yani bu zamana kadar ki işlediğimiz her şeyin sanki özeti var. Ya yalnız yapanlar da lütfen şu yoruma yazsın. Çünkü bu önemli bir soru. Hocam yaptım hocam diye yazın. Yapamayanlar da yazsın. Göreyim ya kimler yaptı kimler yapmadı. Özellikle bak burada herkese diretiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle yazıyorsun. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Ben çözüme başlıyorum. Sen durdurdun çözüyorsun. Hadi bakalım ben başladım. Hocam K var. 2K var. Eyvallah. FC K burası 2K. Hocam 3K iken burası da 3K. Tamam. Ne yapacağız şimdi burada? E hocam açı ortaylık var. Z'den dolayı nokta açısı yazabilirim sadece. Aa ne çıktı? Noktaya nokta 3K ise 3K. Hocam ikiz kenar var taban da var tabana ait yükseklik mi çizsem? E çizdin. 6 6 böldü. Ne işle yaradı? Yaramadı. Sil. Silmesini de bileceksin. Ne yapacağız başka? Hocam o zaman ben şuradaki oran mantığını kullansam. Hmm. Şu oran mantığını nasıl kullanabiliriz? Oran mantığı varsa ne vardır diyorduk? Benzerlik. Hadi bakalım benzerlik var. Hocam biz genelde içeri paralel çizmeyi biliyoruz ama. Tüh. Oldu mu burada? olmadı. Çünkü içeri paralel çizdiğimizde önemli olan şey neydi? Kelebek oluşturmaktı. Kelebek oluştu burada? Oluşmadı. Bu 1'e 2 oranın mantığını maalesef burada bulamadım içeri çizerek. O zaman mecburen dışarı çizmek zorundayım. Dışarı doğru çizdim kardeşim. A kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2 3 ise burası 6 mı çıktı? Evet. Hatta 9 burası 12 burası 15 burası oluyor o zaman. Tamam. Bu 15 işime yaramayacak galiba. Neyse takıldık kaldık. Ne yapacağız hocam? Ya kardeşim açıları vermiş. Açı ortay hocam Z'den dolayı kullandık ama açıyı vermiş açıyı da tam olarak kullanamadım. 3K 3K. Keşke buradaki oranı da bulabilsem. Değil mi? E, buradaki oranı bulamıyorum. O zaman bir yerde takıldıysak neyi kullanmadıysan ona devam et. Açı ortay vermiş. Aslında açı ortay demek açıya dal diyor sana. Bak tüyü veriyor sana. E dalayım o zaman. Alfa dedim. Alfa dedim. Burası da alfa. Alfa Hatta burası 2 ise karşılığı açılar birbirine eşit. Burası da 2 alfa. E hocam alfa 90'sa burası ne yapıyor? 90 eksi alfa yapıyor. E sonra ne olacak? Z'den dolayı burası da 90 eksi alfa yaptı hocam. Çok güzel. Ya da alfa 90'sa buraya 90 eksi alfa kaldı. Çünkü ikisinin toplamı 90 olacak. E sonra hocam şu açılar toplamı şey değil mi? Şöyle bakacak olursan. Ya da e, 180. Ya da belki şuradan gideceksin. 2 ise hocam burası da 2 alfa şu ikisinin toplamı 90 artı alfa buraya da 90 eksi alfa kalıyor diyebilirsin belki. Ya da şu ikisinin toplamı hocam 90 artı alfa 180 e tamamlayan da 90 eksi alfa yapar. Aa ne çıktı? 90 eksi alfaya 90 eksi alfa çıktı burada. O zaman ne oldu burada? Hocam ikizkenar kenar çıktı burada. E bu K burası da K oldu. Şimdi alan dağıtımı yapabilirim kardeşim. Şimdi alan dağıtımını nasıl yapabilirim ben burada? Bu kelebek de bak burada işime yaramadı aslında. Hiçbir işime yaramadı hatta. Silebilirim aslında. Silip de o şekilde de sonuca yine ulaşabiliriz. Sonuçta e, kelebek yaptığımda da sadece 6 bulduk. Uzunluk bulduk. Kelebek de işimize yaramadı. Sade gözüksün burası sadece. E, burada oranlamayı da bulduk ya. Artık gerisi kolay. Niye? Bu şekilde olduğu zaman hocam. Kas sayılar çarpımı 1. A dedim. Kas sayılar çarpımı 3 kere 3. 9. 9 A dedim. Şurada da bir üçgen oluşturayım o zaman. Hocam kas sayılar çarpımı 4 K ise yukarısı aşağısı da 4 K. 4 kere 8 A yapıyor burası. Ve büyük paralel kenarın alanı burası 3K burası da 4K. 4 kere 3 12 A burası. 12 A da burası. Tüm alan 24 A yapacak. 9 8 daha 17. 18 A yaptı. 24'e tamamlayan da 6 A mı yapıyor burası? Evet. A biz 6 A alanını bulabiliriz. 6 A alanı nedir? 3 çarpı 12 bölü 2'ye eşit. E şunlar şunlar gitti. 6 Altı, 6'lar da gitti. A'yı da böylelikle 3 bulduk. Bizden paralel kenarın alanı isteniyor. Paralel kenarın alanı da 24 A olduğundan A yerine 3 yazarsam eğer cevaba 72 diye ulaşırız. Evet örnek 25 72 oldu. Zor bir soruydu arkadaşlar. Gerçekten zor bir soruydu. Ama sıkıştığın zaman neyi kullanmadıysan orayı da kullanmayı öğretecek tarzda bir soru. Her şey hazırlıklı olmalıyız. Yani bir şeyler ya yani hep geometride ne diyoruz? Ben hep onu yapıyorum. Sıkıştığında kullanmadığın bilgiyi kullan. Ne? Açı. Açı kullanmadın. O zaman açıya dal kardeşim. Değil mi? Evet. Örnek 25 72 çıktı. Ve böylelikle paraya kenarı bitirdik arkadaşlar. Ve çok fena bir şekilde bitirdik. Her soruya değindik. Para kenarı da iyi bir şekilde anladıysan büyük ihtimalle bundan sonraki konuları da çok iyi bir şekilde anlayacaksın. Eğer her kenarda sıkıntı olduğunu düşünüyorsan bence bir daha üstünden geç. Çünkü Eşkenar dörtgen, paralel paralelkenarın özel bir hali, dikdörtgen, paralelkenarın özel bir hali, kare, paralelkenarın özel bir hali, yamuk, paralel kenardaki kullandığımız çoğu tekniği yamukta da yine kullanıyoruz. O yüzden bunlar çok ama çok önemli. Neyse, paralel kenar bitti. Sırada ne var? Eşkenar dörtgen var. E, biz bu haftayı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Önümüzdeki hafta eşkenar dörtgende ve deltoid konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.